Herkese iyi sabahlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün 13 Kasım günlerden çarşamba. Evet, 13 Kasım bir süredir bekliyoruz. Bilindiği üzere Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün görüşmesi olacak. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye saatiyle 8'den sonra. Birazdan Ankara bağlantımızda detayları sizlere aktaracağız. Tabii bunun dışında önemli maddeler de var. Hızlıca bir bakalım. Açılmadan önce nelere dikkat edeceğiz bugün? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Washington'da ABD Başkanı Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Daha önce görüşülmüştü hatırlarsanız, toplam ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasıyla ilgili bu konuda masada olacağı ifade ediliyor savunma ve silah konusunda. Dolayısıyla önemli. Birazdan Ankara bağlantımızda soracağız Ali Can'a detaylar neler. Trump New York Ekonomik Kulübü konuşmasında Çin'le anlaşma olmaması durumunda önemli tarifeler olacağını açıkladı. Aslında İlk faz anlaşması gerçekleştirildi. İmzalar yakın sürede atılacak dedi. Ancak bir anlaşma olmaz ise tarifeler artarak devam edebilir. Önemli tarifeler gelebilir dedim. Dolayısıyla piyasalar üzerinde aslında karışık bir seyir izlemesine neden oldu bu konuşması. Bugüne döndüğümüzde Fed Başkanı Powell'ın 19'da ABD Kongresi Ortak Ekonomi Komitesi'nde konuşacağını görüyoruz. Konuşma öncesinde Trump yine Powell'a, yani Fed Başkanı'na, Fed'e yüklenmişti. Daha düşük faiz istiyoruz, Amerika bunu hak etmiyor anlamını taşıyan açıklamalarını gördük Trump'ın. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Trump'ın aziz soruşturmasına ilk oturumu gerçekleştirecek. Bu oturumda kamuya açık olacak. Bugün kamuya açık ifadeler verilecek. Bugün de Cuma günü, ayın 15'inde de hangi isimlerin ifade vereceği belli oldu. İki isimden bahsediliyor. Dolayısıyla aslında ABD basını Trump-Erdoğan görüşmesinin yanı sıra özellikle aziz sürecinde verilecek ifadelere de bakacak. Fed Başkan Yardımcısı Clarida politika faizinin efektif alt bandına kriz öncesine göre daha yakın olduğunu söyledi. Arka arkaya başkanlardan, başka yardımcılardan bu tarz açıklamalar görüyoruz. Zannediyoruz ki Aralık ayında herhangi bir faiz indirimi gelmeyecek Fed'den. Bekle gör politikasına geçilmiş olabilir. Bizim ise 12 Aralık tarihi itibariyle Merkez Bankamızın faiz toplantısı var. Tabii bu tarih yaklaştıkça biz tahminleri alacağız. Rakamlarla devam edelim. Şimdi Borsa İstanbul artıda %0.83, 103.000 hatta 104.000 seviyesinin yakınındayız. Dolar TL tarafı ABD'deki zirve öncesi 5.77'lerde. Bir süredir bu seviyelerde çok az bir eksiğe sahip. Euro TL tarafında 6.36 ki 6.37 civarında yine sakin seyrine devam ediyor Euro TL. Parite tarafında da 1.10'lara yaklaştı, hatta 1.09'lara doğru diyelim, 1.10-15 seviyesinde takibimizde olacak Euro Dolar paritesi. Avrupa'daki gelişmeleri de izliyor olacağız. Dün Almanya'dan zirve endeksi geldi, beklentilerden iyi geldi, belki gizemle değerlendiririz. Türkiye tahvilleri dün aslında daha düşüktü. 2 yıllık tahvillerde %12,23. Aslında dün 12-15 civarındaydı. Hafif bir yukarı yönlü hareketini gördük. 5 yıllık tahvillere baktığımızda %12,34 seviyesini görüyoruz. 10 yıllıklarda %12,6 seviyesinde. Devam edelim Avrupa piyasalarıyla. Şimdi Avrupa piyasalarının tamamı artıda görüldüğü üzere özellikle ABD-Çin arasındaki ticari görüşmeler, ticaret görüşmelerini Avrupa kanadı fiyatlıyor ama bunun yanında Avrupa'ya uygulanacak bir otomotivle ilgili tarife olacaktı. Bunun Trump tarafından 6 ay ötelenmesi bekleniyor. Karar bugün. %0.5, 0.4, 0.6 ve %1.24 şeklinde ele yerledik. İtalya'da en fazla yükselişler var. ABD piyasalarına hemen dönelim bakalım kapanışları nasıl gerçekleşmiş. Sadece Dow Jones ki herhangi bir değişim görmüyoruz. S&P'de hala 3000 üzerindeyiz. %0.16. Bir Nasdaq tarafında da %0.26'lık bir prime sahip. İmtia tarafına da dönelim. Spot altın 1450'nin altına gelmez mi? Gelirim. Bu konuşuluyor. Birazdan telefon bağlantımızda sizlere aktaracağız. Ne bekleniyor? Brent petrol ve NYMEX'te ise çok az eksiler var. Evet, bir de veri takvimine bakalım. Bugün neler bekleyeceğiz? ABD'den açıklanacak özür dilerim, önemli verilerden bir tanesi TÜFE rakamı. Almanya'da 2 Mayıs TÜFE gelecek. Saat 16.30'da bekliyoruz. Rusya'nın büyümesini bekliyoruz. Yine Euro bölgesi Eylül sanayi üretim verisi gelecek. Almanya'da 2 Mayıs enflasyon, az önce bahsettiğim gibi. Şöyle bir detaylara baktığımızda gizemle de birazdan değerlendireceğiz aslında. Dünyada negatif faize işlem gören tahvillerin büyüklüğü 12 trilyon altına indi. Acaba güvenli liman efekti taşıyor mu taşımıyor mu tartışmaya başlandı. Gizem birazdan grafiklerle bize aktaracak. Japon tahvillerinin faizlerinde bile sıfıra doğru bir inmelenme izlendi diyor haberde. Bir başka kanun geçti.
Ödeme menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi, yasalaştı. Bu ne demek? BDDK'nın bazı yetkileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na verildi demek. Günaydın Gizem. Günaydın. Şimdi biraz detay verdim ama sen grafiklerle de birazdan anlatacaksın. Önce küresel piyasalar nasıl başladı güne? Sanırım bu Hong Kong'dan kaynaklı. Kesinlikle öyle. Hong Kong'daki gerilimin etkisiyle birlikte bugün Asya piyasaları düşüşüne sürdürüyor. Dün özellikle Amerika'da sınırlı da olsa artılar görmüştük aslında ama Hong Kong protestolarının etkisi bu sabah itibariyle Asya seansına negatif yansımakta. Artıda gördüğümüz kimse yok. Ya en sert de düşüş tabii doğal olarak Hong Kong Hang Seng Endeksinde %2 kadar aşağı yöne işaret ediyor. Japonya'nın Nikkei, Güney Kore Kospi bunların hepsinde aslında kayıplar azımsanamayacak kadar çok diyebiliriz. %0.7 ve üzerinde kayıplar söz konusu. Döviz piyasasına baktığımızda orada da çok iyimser bir güne başlamadık. En azından gelişen ülke para birimleri açısından. Gelişmiş ülke para birimlerinde dolar karşısında değer kazananlar var. Mesela Yeni Zelanda doları dolar karşısında %1 kadar yukarıda. Buranın kendi haber akışı var bu arada. Merkez Bankası kararı vardı. İsviçre frangı biraz güvenli varlık arayışıyla yükselişe işaret ediyor. Dolar karşısında bu sabah itibariyle %0.25 kadar primli. Ama haricinde gördüğümüz para birimlerinde çok olumlu bir tablo yok. Onu söyleyebilirim. Tahvil faizlerinde karışık bir seyir var. Yeni Zelanda 2 yıllıkta sert bir yükseliş meydana geldi. 16.8 bas puan kadar. Endonezya'nın 2 yıllığı yukarıda. Malezya'nın 5 yıllığı yine yukarıda. Singapur 2 yıllık, Japonya 2 yıllık ve Hindistan'ın 5 yıllıkları ise faizlerin güçlüğünü gösteriyor. Emtia tablosunda tablo ağırlıklı olarak aslında aşağıda olduğunu söyleyebilirim. En azından endüstriyel metaller tarafında. Çinko %0.9 kadar ekside. Alüminyum fiyatları %0.5. Bakır fiyatları ise %0.4 kadar ekside. Bir tek bu grup içerisinde çelik fiyatlarının artıda olduğunu görüyoruz. O da %0.8 kadar primli seyrediyor bugün. Ve ülke risk primleri tablosu zaten aslında tablonun tamamen özetini taşıyor. Valgı çok kuvvetli değil. Piyasada çok fazla bir risk alma iştahı yok, eğilimi yok. O yüzden de ülke risk primlerinde bu sabah itibariyle yükselişlerle güne başlamış olduk. Evet, %1.96 bile görüyorum orada CDS'lerde, yükselişlerde. Şimdi tabii bir seneden az kaldı ABD seçimlerine 4 Kasım'da. Trump seçildiğinden bu yana ne değişti diye bir grafimiz var. Bir de 2020 seçimleri yorumunu alacağım ben senden. Değişiklik çok bağlamı S&P'de sanıyorum. S&P'de evet olumlu yönde var aslında. Yani Trump aslında yaptığı konuşmada özellikle 2020 seçimlerinde eğer bu seçimlerde ben yoksam hisse senetleri piyasası kötü etkilenir şeklinde bir yorum yaptı. Demokrat bir adayın kazanması durumunda hisse senetlerinde gördüğümüz tablo negatife döner şeklinde bir yorumda bulundu. Bir Facebook CEO'sunun geçtiğimiz günlerde de böyle bir yorumu vardı. Elizabeth Warren eğer seçilirse bizim için çok kötü olur diye hisse senediyle ilgili herhalde. Onu gözden biraz kaçırmışım. Yok geçtiğimiz günlerde bir gözüme çarptı benim. Hani Trump tarafı da zannediyorum kendisi. Yani doğal olarak. Doğal olarak bir eleştiri yapmış kendisi. Ve aynı zamanda New York Ekonomi Kulübü'ne de konuştu ve diyor ki Fed'e yönelik eleştirilerini de sürdürüyor aslında. Bu faiz böyle olmaz. Gelişmiş ülkeler düşük faizle, negatif faizle, biz yani hala pozitif faizdeyiz. Bilindiği gibi büyümeyle arasında ters yönde bir ilişki var. O da ondan kaynaklı olarak faizin düşmesini istiyor. Bununla birlikte bu Wall Street'e zarar verir yorumuna biraz eğilmek istedim. Çünkü Trump'ın seçildiğinden bu yana ne değişti başlığının başlangıç noktasına 2017'nin Ocak 20 tarihi itibariyle kabul ediyorum. Çünkü seçim tarihi evet. 2016, tam koltuğa oturdu, göreve başladı dediğimiz tarih Ocak 2017. O yüzden de burada gösterdiğim 3 varlık sınıfının o dönemden bugüne kadar geçen süreçteki yüzdesel bazdaki değişimlerini gösterdim. S&P 500 tarafında mesela Trump'ın görev süresi boyunca aslında yeni rekorlar gördük. Evet bu konuda haklı. Çünkü S&P 500'ün şu aşamada 2017'nin başından bu yana getirisi %36. Mesela aynı grafiği Dow Jones olarak gösterseydim %40 kadar bir getiri sağladı Trump seçildiğinden bu yana. Dolar endeksi ne oldu? Aynı dönemde işte biz Fed'in faiz indirimlerini de takip ettik bir taraftan. Nette ise dolar endeksi %2.4 kadar 2017'nin başından bu yana ekside ve faizlerin yüksekliğinden şikayet ederken Amerikan 10 yıllığa baktığımızda 54 bas puan kadar göreve geldiğinden bu yana aşağıda seyrediyor. 54 bas puan kadar düşmüş vaziyette. Dolayısıyla
2020 seçimlerinde başka bir aday kazanırsa piyasalar nasıl reaksiyon verir şu aşamada bilemiyoruz ama toplamda en azından hisse senetleri piyasası açısından baktığımızda Trump'ın görev süresi doğrudan ya da dolarla ilgilidir. Orası ayrı bir konu ama en azından hisse senetlerine pozitif yansıdığını söyleyebiliyoruz. Evet, Azil'le ilgili bugün ifadeler gelecek. Biz de çok merak ediyoruz. Bakalım evet. Ne olacak? Evet, şimdi az önce haberde de aktardım biraz. Güvenli varlıklar ne kadar güvenli? Japonya tarafına da biraz bahsettim. Şöyle bir grafiğe bakarsak ne anlatıyor bize Gizem bu? Az önce senin söylediğin rakamların aslında sadece grafiğe döktüm. Çünkü mesela geçtiğimiz dönemde özellikle güvenli varlık arayışıyla birlikte negatif getirili tahvillerin piyasa değeri de 16 trilyon doları kadar aşmıştı. Bu tarihi yüksek bir seviye. Zaten ülkelerin borçluluğu da şu aşamada tarihi yüksek bir seviyede. Ve negatif faizli tahviller bu noktada bir sigorta aracı olarak kullanılıyordu. Ancak mesela burada bu gündemi yaratan şey JP Morgan Varlık Yönetim Birimi bir rapor yayınladı. Ve artık bundan sonrasında güvenli varlıkların ne kadar güvenli olduğunu tartışmamız lazım diyorlar. Ve negatif getirili tahviller için de ayrıca bir parantez açmışlar. Demişler ki artık bunu bir sigorta olarak kullanmak pahalı hale geldi. O yüzden de başka sigorta araçları bulmalıyız, başka bir çeşitlendirme yapmalıyız şeklinde bir yorumları var. Negatif getirili tahvillerin değerine bakacak olursak özellikle 16 trilyon dolara kadar aştığını görmüştük piyasa değeri üzerinden baktığımızda. Son geldiğimiz tabloda sadece işte 1-2 ay içerisinde buranın piyasa değerinde 5 trilyon dolarlık bir azalma meydana geldi. Ve şu aşamada negatif getirili tahvillerin piyasa değeri 11,5 trilyon dolara kadar yükseldi. Düştü. Yani 16 trilyondan düştü. Ama hani ekranda da gösterdiğim gibi 2010'a kadar gittiğimizde geri zaten o dönemlerde öyle bir faizden zaten bahsetmiyorduk ama hala hani çok yüksek bir seviyeden bahsettiğimizde ifade edebiliriz. Sadece 16 trilyon dolar rekordu. Bir gerileme var. Bakalım bundan sonrasında da yine piyasa güvenli varlık olarak burayı tercih etmeye devam edecek mi? Yoksa JP Morgan'ın bu raporu etkili olacak ve buraya yönelme eğilimi azalmaya devam edecek mi? Bunu izleyeceğiz biraz da. Yine bir sonraki grafikte bununla ilgili diyebiliyorum değil mi? Evet. Yani evet. Liman pozisyonları. Şimdi onlar demişler ki mesela özellikle diyorlar ki gelecek 10 yılda portföylerin %60'ını hisse %40'ını tahvillere ayırmaktansa özel sermayeli ve reel varlıklara yönelmelerin getirilerinin artacağını öngörüyorlar. Mesela şirket tahvil getirileri hedeflerini aşağı yönde revize etmişler aynı raporun içerisinde. Özel sermaye fonlarının tahminlerini de yukarı yönde revize etmişler. ABD 10 yıllık tahvil getirileri için geçen yılki %3,5'luk bir hedefleri vardı. Onu mesela %2,4'e kadar indiriyorlar. Avrupa tahvillerine baktığımızda ise gelecek 15 yıl ve üzerinde eksi %0,8'lik bir getiri öngörüyorlar. Özel sermaye getirilerini ise %8,25'ten %8,8'e yükseltmişler. Yani az önce kastettiğim buydu. Biz biraz daha nasıl diyeyim geleneksel güvenli limanlardan evet. bahsederken onlar biraz daha şirketler tarafına eğilmenin bu noktada portföyünü çeşitlendirmenin daha mantıklı olduğunu savunuyorlar. Yani aslında biraz daha riskli varlıkları güvenli varlık olarak kullanabiliriz de geliyor bu mesaj. Bizim geleneksel güvenli varlıklarımıza bakacak olursak aslında bu hepimizi ilgilendiriyor. Tabii altın tarafına bakarsak mesela evet bugün Hong Kong'daki protestolar vesaire evet. derken hani 3 ayın düşüğünden biraz yükseliş kaydetti evet. Ama piyasanın son açıkladığı pozisyonlanma verisine baktığımızda altın pozisyonlarında uzun pozisyonlar evet hala çok yüksek. Ama son birkaç haftadır azalma eğiliminin göze çarptığını söyleyebiliriz. Son 4 haftada çok fazla büyük bir değişim olmadı aslında. Ama en azından burada 300 bin kontratlardan bahsederken şu an 230 bin kontrata kadar inmiş vaziyetteyiz. Evet net de hala uzun pozisyonda ama gidecek de çok fazla yeri var mı? Bu bir soru işareti. Dün de seninle konuşmuştuk. Evet. ABD 10 yıllık pozisyonlarına bakacak olursak kısa pozisyonlarının son hafta itibariyle biraz artış kaydettiğini görmekteyiz. Yeni de güvenli varlık olarak kabul eden döviz tarafında. Orada da kısa pozisyonlarda bir miktar son 4 hafta itibariyle azalma eğilimi var. Bunu zaten belli bir noktada aslında iştahın geçtiğimiz haftalarda artışının neticesine meydana gelmiş olan bir durumdu. Son açıklanan verilerde o geçtiğimiz hafta yükselişle tamamladığımız haftaya zaten işaret ediyor. Yani nette baktığımızda evet güvenli varlık olarak hala varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ama buralarda marjinal bir hareketin olmayışını gözlemlememiz sanki piyasanın gerçekten de başka bir güvenli varlığa ihtiyacı varmış şeklinde bir mesajı evet. da getiriyor. Doğru, bir altın klasik zaten güvenli ama diğerlerinde hakikaten grafikte gördüğümüz kadarıyla 2018'den beri bir gerileme
görünüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi, TÜFE verisi. Hı hı. Ona da bir bakalım. Burada birkaç tane rakam da var gördüğüm kadarıyla. Aynen, evet. Burada Amerika'nın enflasyon göstergelerine koydum. İşte mavi ile gösterdiğim çizgi TÜFE rakamını gösteriyor. Sarı ile gösterdiğim Fed'in favori enflasyon göstergesi ve beyaz çizgiyle gösterdiğim kısımda ise çekirdek TÜFE rakamı var. Kırmızı ile işaret ettiğim kısım Fed'in kendi %2'lik enflasyon hedefini göstermeye çalıştım. Yani kıyaslama yapmak açısından hedefin ne kadar altındalar ya da üstündeler. Şimdi bugünün rakamlarında değişiklik beklentisi yok. Değişiklik olmazsa zaten piyasa fiyatlaması açısından da çok sürpriz olması beklenmiyor. Bunun haricinde Almanya ve İngiltere'den de enflasyon rakamları takip edeceğiz. Bugün ağırlıklı olarak bir enflasyon günü aslında. Almanya'da mesela yıllık enflasyonun %1.1, İngiltere'de ise %1.7 olarak gelmesi bekleniyor. Bunun haricindeki verileri de söyleyeyim. Mesela Euro bölgesinin sanayi üretiminde üretime gelecek %0.3 kadar düşmesi bekleniyor. Amerika'daki TÜFE rakamına dair beklenti ise %1.7. Zaten şu an gösterdiğim seviyede %1.7. Son 2 aydır ufak bir yavaşlama vardı yıllık enflasyonda. Bunun bu ay burada sabit kalması bekleniyor. Çekirdek TÜFE rakamında ise %2.4'te yine aynı şekilde sabit kalması bekleniyor. Dolayısıyla şu aşamada Fed'i heyecanlandıracak ya da buralara dair beklentileri değiştirecek bir durum yok. Amerika'ya dair bugün takip edeceğimiz en önemli gelişme ise saat 19'da bizim Türkiye saatiyle Powell'ın konuşması var. Aslında konuşma esnasında, sunuma esnasında çok farklı bir şey, beklentileri değiştirecek bir şey söylenmesi beklenmiyor ama sunumun ardından bir soru cevap bölümü olması bekleniyor. Orada, enteresan. Oradan bir şeyler çıkabilir piyasayı etkileyecek düzeyde. Yani Aralık ayında ne yapacağına dair belki bir ipucu mu verir bilemiyorum. Evet. Evet, gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımızda TL'yi göremedim. Genel itibariyle aslında biz de zannedersem yatay bir seyre başlamıştık. Hı hı. Şu aşamada da yatay ve aşağı yönde bir hareket var gelişmekte olan ülke para birimleri için. Güney Kore Won'u başı çekiyor. %0.5 kadar ekside. Meksika pesosu, Hint rupisi, Filipin pesosu diye listenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün heyecan verici bir tablo yok ama Türkiye'ye dair tabii ki herkesin de hani bildiği üzere Amerika ve Türkiye ilişkilerine dair Sayın Cumhurbaşkanı'nın Başkan Trump'ı ziyareti ve buradan çıkacak olan mesajlar, yapacakları basın toplantısı, bunların hepsi yurt içi gündemde özellikle takip edilen başlıklar. Tabii analistlerin bu noktada söyleyebileceği çok fazla bir şey yok çünkü içeride bir gündemimiz yok. O sürece kadar geçen dönemde diğerleri ne yaparsa benzerlerimiz, hani küresel işten ne yöne evrilirse Türk varlıkların da o yönde reaksiyon vermesini beklediklerini ifade etmişler. Tabii belli başlı teknik seviyelere de işaret etmişler ama dediğimiz gibi asıl belirleyici bu noktada takip edeceğimiz bu gündem olacak. Oradan da çıkacak başlıkları zaten henüz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Dün nasıl kapattı piyasalar? 104.000'e yakın kapanışlar var ki zaten 104.000 üzerini gördük ayrı. Hı hı. Kasım ayındayız. Aralık'ta artık yavaş yavaş yeni yılla beraber dünya borsalarında çok fazla işlem olmayacak gibi ama bizde işlem hacmi fena değil diye biliyorum ben. Gördüğümüz tabloda yani şu aşama çok çok canlı olduğunu söyleyemem tabii ama en azından hani en büyük soru işareti şu. Tabii endeks 103.972'den kapanınca doğal olarak 105.000'e ne kaldı gibilerinden de söylemler çıkıyor analistler tarafından. Tabii küresel tarafta da bakmak gerekirse hani bir konjonktür olan bir tema var. İşte evet. Noel rallisi olacak mı, bize yansıyacak mı vesaire gibi. Tabii oraları daha konuşmamıza var. Dediğim gibi işlem hacimleri sene sonuna yaklaştıkça düşecek ama o süreçte en azından bir rally olacak mı izleyeceğiz tabii. Tabii bizim içeride de takip edeceğimiz çok gündem olduğu için bakacağız ne kadar bir yansıma olur. Dünün hikayesine baktığımızda 853 puan kadar günü yukarıda tamamlayabildi endeks ama dediğim gibi günün ortasında 104.428'e kadar da yükseldiğini gördük. Günün sonunda 58 tane ise günü yukarıda tamamlayabildi. 36'sı aşağıda, 6'sı ise yatay tamamladı. Yükseltmeye çalışanlar tarafında Akbank %2.04'lük primiyle 176 puan kadar endekse katkıda bulunmuş. Türk Hava Yolları, Ereğli Demirçelik, Sabancı Holding, Türk Telekom, Pegasus diye liste devam ediyor. Düşürenler tarafına bakmak gerekirse BİM, Ülker Bisküvi, Tüpraş, Koç Holding, TAV diye listenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir segmentasyon yok. Karışık bir seyir vardı aslında. Yani bankacılık şöyle, sanayi böyle diyemem. Ama en azından günün başlangıcı itibariyle bakmak gerekirse buradaki asıl takip edeceğimiz seviyenin hani 105.000'i görür mü şeklinde sorular olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Teknik olarak bakanlar için işte 101.000'in üzerinde kaldığımız müddetçe diyorlar. Hani kısa vadede endeks için görüşümüz olumlu demişler ama dediğimiz gibi başlıklarda şu an bilinmezlikler olduğu için nasıl etkileyeceğini şu aşamada bilemiyoruz. Aynen öyle. Belki bugün 105'i görür, belki bugün 100.000'in altına gelir. O kadar enteresan günlerdeyiz. Evet. Gizem çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hemen telefona dönüyoruz. Ergün Tekgül karşımızda. Maxa Yatırım Viyop Genel Müdür Yardımcısı. Günaydın Ergün.
Günaydın, iyi sabahlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler inşallah. Borsada bir yukarı hareket görüyoruz. Az önce Gizem'in de bahsettiği gibi 105 bin olur mu olmaz mı merak ediyoruz seviye olarak. Önce bununla başlayalım. Ya şöyle, evet çok yakınız zaten. 1000 puanlık bir farkla dün kapandı. Hatta daha altına da yaklaştık. Burada asıl soru artık hani 105 bin, 106 bin olur mu? Yoksa daha üstü mü olur? Yoksa yine bir dip görür müyüz? Önümüzdeki iki ay içerisinde asıl sorulması gereken soru bu. Çünkü biz artık şu anda ekonomik bir fiyatlama yapmıyoruz işin gerçeği. Bir, Amerika'ya kilitlenmiş durumdayız. İki, Trump'a kilitlenmiş durumdayız. Amerika, Çin öpüşüp barışacak, kardeş olacaklar mı? Yoksa yeniden aralar açılacak. İşte son 1,5 seneden beri zigzaklı giden ilişkileri aynı şekilde seyredecek ve biz yeniden 90 binlere yolculuk yapacak mıyız? Bunu düşünüyoruz. Şunu da unutmamak gerekiyor. Her ne kadar Fed'in faiz indirim süreci ertelense de, her ne kadar orada bir barış olsa da, burada tabii fiyatlara bakmak gerekiyor. Amerika 10 yıllıkları eğer 2-2.20 bantlarına gelirse gelişmekte olan ülkeler buradan iyi nemalanamayacak. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bir köşede tutmak gerekiyor. Yani ilk başta olumlu bir gibi görünen bir tablo daha sonra bizim için olumsuza da dönebilir. Dışarıdaki cephe bu. İçerideki cepheye dönersek içeride evet biz yüze takılmış durumdayız. 105 olacak mı, olacak mı, 106 olacak mı, ama ben nacizane hani bir VIOP uzmanı olarak da görüşüm şu, son 3 seneden beri piyasanın karakterinde çok ciddi bir değişme var. Genel olarak yatırımcılar BIST 100 seviyelerine bakmaya alışkın. Ama ben diyorum ki majör endekslerimiz artık 4 tane. BIST 100, bankacılık endeksi, sanayi endeksi ve VIOP 30 endeksine ayrı ayrı bakılması gerekiyor. Trend kırılımları var mı yok mu? Gerçek bir yükseliş var mı yok mu? Ayrı ayrı analiz edilip ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Ben şunu gördüm. Rallilerde, gerçek rallilerde işte 2017'de yaşadığımız ralli gibi, işte 2013'te yaşadığımız ralli gibi büyük 20 bin puanlık, 15 bin puanlık dalgaların hepsinde bu endekslerin topyekun birlikte hareket ettiğini, birlikte trendleri kırdıklarını, ivmenin aynı şekilde olduğu dönemlerde. Ama Zeynep ne yazık ki ben şu anda aynı ivmeyi bütün endekslerde göremiyorum. Mesela bankacılık endeksi hala baktığım zaman tek başına bir endeks olarak dönüp baktığımda evet dün artı yaptı ama hala çok zayıf. Yani hiç bana yükseliş bir sinyali şu anda teknik olarak vermiyor mesela. Sanayi bir tık daha olumlu ama o da görece son 2 senelik performansının çok çok altında. Onu söylemem gerekiyor. Yani şu anda evet biz 100'e bakıyoruz, 105, 106 geçilirse ki önemli bir eşikteyiz. Onun da altını çizeyim. Son 10 yılda borsa 4 tane düşen trend yapmış. Bu düşen trendlerin hepsini BIST 100 cephesinden bahsediyorum. Kırdıktan sonra evet bir rally yapmış ama dediğim gibi borsanın da bir karakteri değişti. Bu karakter değişirken bütün endekslere bakılması gerekiyor. Bir dip nokta daha vermek istiyorum. Bu yabancı takas oranı. Biz evet 3 gün geriden takip ediyoruz ama ne yazık ki şu son 2 haftalık yükselişteki borsanın yükselişindeki, BIST 100'ün yükselişindeki korelasyon, bir ters korelasyon var. Yani yabancı takası oranının bilakis azaldığını gözlemliyoruz. X neden, Y neden, Z neden, bunların hepsini biliyoruz ama ne yazık ki yabancı takası da buraya şu anda borsanın yükselişine ayak uyduramamış durumda. Yani burayı destekler nitelikte çalışmıyor gibi bir görüntü var. Trendlerin altındayız. Dediğim gibi şu anda bullish bir piyasaya geçmedik, hala eşiğindeyiz. Ama hala geçmedik. Bunun altını çizmem gerekiyor. Evet. Bir cephede doları açayım mı sorar mısın? Yo, dolar ve tabii bir de şuna ek sorun var. Negatif faizli tahvillerin sorgulandığı bir döneme mi girdik onu bilmiyorum. JP Morgan raporu var ayrı. Ama bu hisse senetlerinde bir ivmelenme sağlar mı onu sorayım. Arkasından da doları da. Ya Zeliha, evet sağlar ama biraz önce lafımın ortasında böyle bir virgül koydum bir yerde. Diyorum ki yani dünyada her ne kadar... Zaten 2019 bir geçiş yılıydı. Özellikle Türkiye için, gelişmekte olan ülkeler için bir geçiş yılıydı. Bunu her zaman dikte ediyorum. Ama 2020 yılı artık biraz iplerin çekildiği yıllar olacak. Yani ne ektiysek 2019'da biraz onu biçeceğimiz yıl olacak. Şimdi burada evet dünyada bir ivme yakalanabilir. Dow Jones 30 binlere gidebilir. S&P 3500'lere gidebilir atıyorum. Yani bu ivmeler yakınabilir ama bunu gelişmiş piyasalar daha çok paylaşacak. Biz burada gelişmekte olan ülkeler, özellikle hikayesi kötü olan ülkeler bu işten nemalanamayabilir.
2020'nin ilk yarısında, ilk çeyreğinde. Evet. Ha, yani aynı ivmeyi yakalamayabiliriz. Bunun altını çizmem gerekiyor. Evet. Ve dolar. Ve dolar. Dolarda şöyle bir hikaye var. 15 yıldır, 15 yıllık en düşük volatilitelerdeyiz. Yani dalga boylarının, yani böyle yukarı aşağı hareketlerin en minimum olduğu noktalara geliyoruz. Geldik hatta 50'lerdeyiz, eksi 50'lere yaklaştık. Buradan da çok çıkmıyoruz. Eksi 45-50 arasında şu anda geziniyoruz. Bu güzel. Evet, hani ekonomik açıdan baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman stabilite keşke hep böyle devam etse. Bu stabilite kalsa, ihracatçılar üzülmese, ithalatçılar üzülmese, işte enflasyonu düşecek sonuçlar çıkmasa. Ama biliyoruz ki yani sonuç itibariyle geçmişine yine dönüp bakıyoruz, 5 yıllık 10 yıllık hareketlerine. Ne yazık ki gerilimlerden çok çabuk alevlenebilen bir enstrüman. Ama dediğim gibi şu anda biraz yangını sönmüş. Biraz daha o da herhalde uzaktan uzağa olayları izliyor. Bunun bir de istatistikle altını doldurabiliyorum ben. Yani var işte elimizde, genelde dolar böyle bir pik seviye yaptıktan sonra, yani bir zirve yaptıktan sonra 18 ayla 24 ay arasında böyle genelde %7'lik bir banta takılıyor. Evet. %7'lik banta 5.90 yukarıda, kabaca 5.45 aşağıda. Bu da %7-8'lik bir range yapıyor. Bu bantta da 18 ile 24 ay arasına gitmiş. Ağustos'tan sayarsak kaçıncı aydayız? 15. aydayız. Sanki bir süre daha bu bantta devam edecekmiş gibi ekstra gelişmeler olmasın. Son soru altın olacak tabii. Şimdi 1460 civarındayız. 1520'lere bir denedik, 40'lara da denedik ayrı. Ama tabii altın neden buralarda takılıyor acaba? Aşağı mı yönü, yukarı mı yönü? Bu çok sorulan sorulardan son zamanlarda bir tanesi. Ergun, ne diyeceksin? Yine aslında altın tabii güzel bir hikaye de, yaz başında işte bu faiz indirim indirim süreciyle birlikte iyi beslendi. Yani 1360'larda işte düşen bir trendi vardı. 6 yıldır kıramadığı bir trend vardı. Bunu kırdı. Bir formasyon hedefi vardı yine matematiksel olarak. Gitmesi gereken fiyat 1550 dolarlardı. 1550 dolarları test etti. Şimdi dengeliyor. Yani 1350-1550 şu anda ortalama 1450'lerde denge bulmaya çalışıyor. Denge bulmasının altı ne? Altın neyle besleniyor dedik? İşte faizle besleniyor dedik. Faiz indirimleri yarıyor. Şu anda biraz askıya alındı. Evet. Ağustos Fed'in faiz indirim o şeyi olasılığı %6'larda dolaşırken altının zaten pik yapmasını beklemiyoruz. Bir yandan da Çin, Amerika hop el sıkışıyorlar sanki ufak ufak. Ama ne olacağını bilmiyor. Bu iki şeyden biri bir hareket etse burası yeniden 1480-1500 bandına gidecek. 2-2-4. Yani ikisinin artık bir piyasa yazılı anlaşma görmek istiyor Çin'le Amerika arasında. Bu olmadığı sürece sanki altının 1445'ler, 1440'ların altı zor gibi görünüyor evet. Şu anda. Çünkü piyasa anlaşma görmek istiyor. İmzalı hatta. Öyle söyleyeyim. Ergun, teşekkür ediyorum. İyi seanslar. ABD zirvesi öncesi bakalım piyasalarda nasıl gelişmeler göreceğiz. Dubai'ye dönüyoruz hemen. Şimdi Trump'ın Nazi ile ilgili ifadeleri bugün bekliyoruz. Kamuya açık. Bu bir Hong Kong'da protestolar sertleşti. Bunun etkileri ne oldu? Nasıl oldu Asya piyasalarına? Ve Fed Başkanı Powell'ın kongre sunumu var. Dolayısıyla sen Asya tarafında neler aktaracaksın bize? Zeliha, öncelikle Asya'da işler pek iyi değil. Yani rakamlar kötü. Hep kırmızı ekranlar var. Aslında senin bu aktardığın başlıklardan daha çok Hong Kong'daki gelişmeler biraz piyasaları etkiliyor. Protestolar. Bir de yine Çin-Amerika konusu biraz daha yetiyor. Yani Trump'ın azdi ve Powell'ın konuşması şu anda Asya'da çok çok merakla beklenmiyor diyeyim. Gerçi yarın tabii Powell'ın konuşmasının etkilerini Asya'da göreceğiz. Hong Kong protestoları belki izleyiciler sıkılmış olabilir. 5 aydan beri devam ediyor ama ne değişti? Daha önce hafta sonları oluyordu, şimdi hafta içine de kaydı. Hiçbir şekilde ne Çin ne Carrie Lam Hong Kong'un yöneticisi geri adım atmıyor. Aslında bu suçların iadesi yasasıyla ilgili başlamıştı bu protestolar. Sonra bunu geri almışlardı. Fakat halk hem polisin kullandığı şiddetten hem yeterince demokrasi olmamasından şikayet ediyor. 24 Kasım'da bir seçim olacak Hong Kong'da. O yüzden bunun etkilerini göreceğiz ama hem Hong Kong'daki ekonomik verilerde bu etkileri görmeye başladık. Hem de borsasında etkisini görmeye başladık. %2 aşağıda. Tabii ki bir de şu konuda var. Çin hep böyle Amerika'yı örtü üstü kapalı suçluyor. Amerika acaba protestoların arkasında mı diye. O yüzden bu Hong Kong protestoları önemli. Trump'ın dün New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmalarda kafaları karıştırdı. Çin-Amerika anlaşması, faz bir anlaşması çok yakında imzalanacak diyor. Ama anlaşma olmazsa
yeni tarifeler gelecek dedi. O yüzden de piyasa bu taraftan yeni bir şey çıkartamadı. Biraz soru işaretleri olunca da bugün hep eksiler var Asya tarafında. O yüzden de çok olumlu bir hava söyleyemeyeceğim. Bu petrol fiyatlarına da yansıdı. Petrol fiyatları da biraz düştü. Hatta şunu da ekleyeyim Zeliha, Uluslararası Enerji Ajansı hem elektrikli araçlar sebebiyle hem petrolün daha az kullanılacak olması sebebiyle yeni araçlarda 2030 yılında petrol talebinin ciddi şekilde azalacağını söyledi. Zeliha. Teşekkür ederim Ersoy. Kolay gelsin diyelim ve hemen tabii Ankara'ya yönleneceğiz. Alican Türkoğlu bizim karşımızda olacak. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, zirveyi ne zamandır bekliyoruz. Ben hemen uzatmadan sözü sana bırakacağım. Evet, aslında bütün günden buraya kilitlenmiş durumda. Şimdi muhtemelen bu gece yarısı saat 11-11.30 gibi iki ismin kameraların karşısına çıkmasıyla beraber hem Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son durumu hem Suriye'de bundan sonra atılacak adımlara ilişkin belki sinyalleri, belki somut adımları dinleyeceğiz, duyacağız Trump ve Erdoğan'ın basın toplantısında. Şimdi program şöyle, eğer herhangi bir gecikme olmazsa Türkiye saatiyle 20 gibi iki ismin birebir görüşmesinin başlaması öngörülüyor. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçilecek ve sonrasında da 23 gibi de basın toplantısının başlaması öngörülüyor Erdoğan ve Trump arasında. Şimdi dün de konuştuk. Cumhurbaşkanının yola çıkmadan önceki açıklamaları, işte sancılı dönem, sisli süreç gibi değerlendirmeleri oldu. Şimdi Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ilişkilerinde şu an itibariyle iki, mesela bugün konuşulacak mevzulardan bir tanesi yaptırım konuları olacak. İki yaptırım tehdidiyle karşı karşıya Ankara. Birincisi tekrar ısıtılan ve gündeme getirilen S-400 alımları nedeniyle TATSA yaptırımları konusu. Bir diğeri de harekat nedeniyle Temsilciler Meclisi'nden geçen ama Cumhurbaşkanı'nın bu seyahati nedeniyle muhtemelen senato tarafı ötelenmiş olan ikinci yaptırım konusu. Bugünkü görüşmelerde iki ülke arasındaki durumun daha da olumsuz etkilenmemesi için bu yaptırım konularıyla ilgili olarak nasıl bir çözüm bulunacağı muhtemelen masaya yatırılacak iki isim arasında. Bir diğer sancılı konu Suriye konusu, yani terörle mücadele konusunda. Evet, bir mutabakata varıldı. Her ne kadar Türkiye'nin istediği ölçüde teröristler şu an itibariyle en azından güvenli bölge olarak öngörülen alanı terk etmemiş olsalar bile Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin belirli bir noktada uzlaştığını söyleyebiliriz. Ama ana nokta, yani terörle mücadele hususunda PKK'nın uzantısı olduğu konusunda neredeyse herkesin hemfikir olduğu YPG, PYD, SDG ismi ne denirse ne olursa olsun bu örgütte Amerika Birleşik Devletleri'nin bağını devam ettirmesi ve şu an itibariyle Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye görevi yürütmeleri, hatta petrol kuyularının hakimiyetinde, bilindiği gibi SDG'nin hakimiyetinde oranın güvenliğini Amerikan askerlerinin sağlıyor olması, bu konuda masaya yatırılacak başlıklar arasında. Terör örgütü elebaşlarından Ferhat Abdüşahin'in veya kod ismiyle Mazlum Kobani'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne davet edilmesi, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teröristin eylemleriyle ilgili olarak geniş kapsamlı bir dosyayı bugün ABD'li hem Trump'a hem diğer heyet yetkililerine teslim edeceğini, vereceğini de söylememiz gerekiyor. Hep mektup konusu, mektup tartışması vardı bilindiği gibi. Halkbank konusu var, FETÖ konusu var. Dolayısıyla Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekten sancılı mevzular var ve bugünkü muhtemel görüşme sonrası yapılacak açıklamalar hem ikili ilişkilerde, işte bu Türkiye-Amerika ilişkilerinin nereye doğru gideceğine ilişkin belki bir sinyal verecek veya adımları gösterecek. Hem de Suriye ile ilgili olarak Amerikan askerlerinin bölgedeki durumu ve Amerika'nın bundan sonra sahada atacağı adımları görmemiz açısından oldukça önemli. Dolayısıyla bütün Ankara'nın gündeminin Cumhurbaşkanı'nın bugün yapacağı Trump görüşmesine kilitlendiğini söyleyebilirim. Sadece Ankara'da değil, hatta belki Moskova'da bugünkü görüşmeden çıkacak sonuçları bekliyor. Hem S-400 konusu, savunma sanayi konusu hem de diğer konularla ilgili olarak, ki Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde Putin'le de bir görüşme yapacağını izleyicilerimize aktaralım. Telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşme, ama muhtemelen dönüş sonrası hemen birkaç gün içerisinde Rusya'yla da Putin'le de bu temas gerçekleştirecek. Dolayısıyla evet, ana gündem Amerika Birleşik Devletleri. İkinci gündem konuları var tabii. İşte DH'ların iadesi konusu var. Muhtemelen bugün de diğer ülkelerle, Avrupa Birliği ülkeleriyle birebir görüşmeler ve temaslar devam edecek. Şu anda
bu listede, deport listesinde 959 DH'lının geri gönderme merkezlerinde tutulduğunu söyleyebilirim. Peyderpey bunların hangi ülkeye, hangi vatandanlarsa, işte Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa neyse, bunlarla ilgili olarak geri göndermelerin peyderpey devam edeceğini söylemem gerekiyor. İkinci başlık bu olacak bugün Ankara'da ve tabii Avrupa Birliği ilişkileri. Doğu Akdeniz'le ilgili olarak alınan çerçeve kararı sonrası ilişkiler yine gerildi. Açıklamalar da yapılıyor üst üste karşılıklı olarak. Her ne kadar bu yaptırım listesinin hazırlanması daha uzun vakit alacak olsa da Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Doğu Akdeniz konusundaki uyuşmazlıkla ilgili bugün de yeni değerlendirmeler gelecektir. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu devam ediyor. Farklı konularla ilgili tartışmalar var ama ana gündem, senin de aktarmış olduğun gibi, Erdoğan-Trump görüşmesi. Saat 23 gibi basın toplantısını bekliyoruz. Teşekkürler, kolay gelsin diyelim ve info yatırıma dönelim hemen. Biz de tabii ki bu görüşmenin olası etkileri piyasa üzerinde nasıl olacak, hemen İsmail Güner'e, araştırma müdürüne dönüyoruz. Günaydın öncelikle İsmail. Şimdi bu görüşmelerden çıkacak sonuç ne olur ne olmaz onu tartışmayacağım ama en çok dolar tarafı mı yoksa borsa tarafı mı artı eksi etkilenir sence? Evet. Bugün itibariyle tabii bizi iki tarafta ilgilendiriyor. Dolar tarafında şu anda 5.77 civarında bir denge bulmuş durumda. Burada yine bu görüşmeden çıkacak sonuçlar beklenecek. Borsa tarafında da daha çok geçen haftadan başlayan yükseliş, 98.000 seviyesinden başlayan yükseliş, bu görüşmeye yönelik olumlu beklentilerin alınmasıyla, satın alınmasıyla en son 104.500 seviyelerine kadar yükselmişti. O yüzden borsa tarafında olumlu havanın biz halen devam ettiğini görüyoruz. Öncelikle yurt dışına da bir bakmak istiyoruz. Yurt dışında Asya piyasalarında bugün itibariyle daha çok Hong Kong'taki yaşanan gelişmeler Asya piyasalarını biraz hafif aşağı yönlü bir seyir içerisine soktu. Tabii bununla birlikte bizde de bu sabah itibariyle vadelilerde çok az bir aşağı yönlü bir seyir yaşandığını görüyoruz. Burada yine anlaşıldığı üzere akşama piyasalar kilitlenecek. Buradaki beklentiler daha çok Trump ile Sayın Erdoğan'ın yapacağı görüşmede maddeler belli. S-400 konusu, yaptırımlar gibi konulardan çıkacak haberler, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Buradan olumlu bir gelişme çıkması durumunda piyasalar muhtemelen burada olumlu etkilenecek diye düşünüyoruz. Evet, teşekkür ediyorum İsmail sana. Evet, gördüğü üzere akşama kilitlenmiş durumdayız. Takip edeceğiz. Kısa bir ara verelim.